Üstü sayılar çalışma kağıdıdır. Birinci soru. 5 üzeri 8 eşittir 1 bölü 5 üzeri x eşitliğindeki x kaçtır? Buradaki 5, 1 bölü 5 üzeri x'i istersek 1 çarpı 5 üzeri eksi x diye de yazabiliriz. Bir üslü ifade paydadan pay kısmına gelirse üssünün işareti değişir. Eşittir 5 üzeri 8 var karşısında. Buradaki birim bir anlamı yoktur. 5 üzeri 8 eşittir 5 üzeri eksi x'tir. Buradan 8'in eksi x'e eşit olması gerektiğini anlarız. Çünkü tabanlar aynı. 8 eşittir eksi x olduğuna göre x eşittir eksi 8 olarak bulunur. İkinci soruya gelirsek, 3 üzeri a eşittir 1 bölü 81 eşitliğindeki a değeri kaçtır? 81, 3'ün dördüncü üstüdür. Bunu da yukarı getirdiğimizde 3 üzeri a eşittir 3 üzeri eksi 4 olur. Demek ki tabanlar aynı olduğuna göre a'nın eksi 4 olduğunu anlarız. Üçüncü soruya geldiğimizde pay kısmında bir toplama işlemi görmekteyiz. Toplama işlemi taban ve üsler aynıysa katsayılarla yapılır. Buradaki 3 üzeri 20 olduğuna göre buradaki 22'yi 20'ye indirmeliyiz. Küçük olanı büyüğe benzetemeyiz. Büyüğü küçüğe benzetiriz. 3 üzeri 20 artı. Buradaki 3 üzeri 22'yi 3 üzeri 20 yapmak için 2 tane 3'ü yana çarpım durumunda ayırmalıyız. İki tane 3'ü yana çarpım durumunda ayırırsak, onlar da birbirleriyle çarpılırsa 9 çarpı 3 üzeri 20 olur. Bölü 3 üzeri 19. Burada bir üslü ifadenin katsayısı yazmıyorsa önünde 1 var. Bir tane 3 üzeri 20 ile 9 tane 3 üzeri 20'yi toplarsak katsayılarını toplayacağız. 10 tane 3 üzeri 20 eder. Bölü 3 üzeri 19. Şimdi buraya geldiğimizde 3 üzeri 20 ile 3 üzeri 19 arasındaki bölme işlemi gerçekleştirilir. Buradaki 10 çarpma durumunda durur. Tabanlar aynısı üstler çıkarılır. 3 üzeri 20 eksi 19. 10 çarpı 3 üzeri 1 demektir. 3 üzeri 1 de 3 olduğuna göre 30 sonucunu buluruz. Dördüncü soruya geldiğimizde 2 üzeri 14, 2 üzeri 13 yine bir çıkarma işlemi var. Taban ve üslerin aynı olması gerekir yapılabilmesi için. Şuradaki 2 üzeri 14'ten bir tane 2 yana ayırmamız gerekir. Önde de 5 olduğuna göre o ayrılan 2 ile 5'i çarparsak 10 çarpı 2 üzeri 13 eksi 3 çarpı 2 üzeri 13 bölü paydada 2 üzeri 13 var. 10 tane 2 üzeri 13'ten 3 tane 2 üzeri 13'ü çıkartırsak 7 tane 2 üzeri 13 olur. Bölü 2 üzeri 13. 2 üzeri 13'ler birbirini götürürse cevabımız 7 olarak bulunur. Beşinci soruya geçsek, aşağıdaki verilenlerdeki x değerlerini bulun. 0,004 eşittir 4 çarpı 10 üzeri x denmiş. Buradaki 0,004 4 bölü 1000 demektir. 4 bölü 1000 de 10 üzeri 3 demektir. 10 üzeri 3'ü de aşağıdan yukarıya getirirsek 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Demek ki buradaki x'in eksi 3 olması gerektiğini anlarız. Burada 1,234 var. Bunu 1234 bölü 1000 biçiminde yazarız. Aşağıdaki 1000 10'un kübüdür. Onu da yukarı getirirsek 1234 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Bir üslü ifade paydadan pay kısmına getirilirse veya tam tersi yapılırsa üslünün işareti değişir. Buradaki x'in eksi 3 olduğunu anladık. Buraya gelirsek 14 bölü 100 var. Karşıya gelirsek 14 bölü 10.000 çarpı 10 üzeri x biçiminde bir eşitlik var. Şunu devam edelim buradaki işleme. Alttaki 10 üzeri 2'dir, onu da yukarı getirirsek 14 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Eşittir
Buradaki 10 üzeri 4'tür. Yukarı getirirsek 14 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri x. Karşılıklı 14'ler eşit olduğu için götürelim. 10 üzeri eksi 2 eşittir. Buradaki tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 10 üzeri x eksi 4 olur. Tabanlar aynı olduğuna göre üstlerin de aynı olması gerekir. X eksi 4'ün eksi 2 etmesi gerekir. Eksi 4'ü diğer tarafa atarsak artı 4 olarak geçer. X eşittir 2'dir. Altıncı soruya gelirsek, eksi 2'nin karesi. Bu kare bu eksiye etki edemez çünkü parantez içinde değil. Burada önce 2'nin karesini hesaplarız. 4 eder. Önündeki eksiden dolayı da eksi 4. Buradaki kare eksiye etki edemez çünkü parantez dışında değil. Buradaki 3'ün karesini hesaplarız. 3 kere 3'ten 9 eder. Eksi 9. Buradaki eksi 1 üzeri 18. Eksi 1'in parantez dışındaki çift üsleri 1 sonucunu verir. Ama önünde eksi var. Eksi 1. 4 üzeri 0 1 sonucunu verir. Önde eksi var. Eksi 1 olur. 0 üzeri 5 0 sonucunu verir. Eksi 0. Eksi 4, eksi 9, eksi 13 eder. Eksi 1 daha eksi 14, eksi 1 daha eksi 15. Yedinci soruya geldiğimizde çarpma ve bölme durumundaki üslü ifadeler görmekteyiz. Hepsinin tabanı da 3'e çevrilebilir. Önce hepsinin işaret kararlarını verip arkasından hepsini 3'e benzetelim. Buradakinin işareti eksi olarak kalır. Çünkü 3 üssü var. Zaten tek üsleri eksiye artıya döndüremez. Bu eksi 9 üzeri 3'tür. Çarpı. Buradaki 2 ile eksi 3 üssünü çarpmadan önce işarete karar vermeliyiz. Parantezin dışındaki tek üs olduğu için bu eksi kalmaya devam eder. Biz bu 2 ile eksi 3'ü çarparız. Eksi 6. Parantez içindeki üsle dışındaki üssü çarptıktan sonra bir daha parantez koyamayız. Çarpı. Burada eksi 27'nin parantez dışında 4 üssü var. Çift üst olduğu için bunun sonucu artıya dönecek. 27 üzeri 4 olur. Bölü. Paydadaki parantezin dışındaki çift üst olduğu için buradaki eksi 3, 3'e dönüşecek. Yani artı olacak. Eksi 4 ile eksi 2'yi çarparsak 8. Şimdi buradaki 9 3'ün karesidir. Eksi. Bu 3'ün karesi olduğu için dışarıdaki 3 ile çarparsak 3 üzeri 6 olur bu. Çarpı. Yanında eksi 3 üzeri eksi 6 var. Çarpı. 27 3'ün 3. üstüdür. 3 ile 4'ü çarparsak 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 8. Yukarıdaki şu çarpmaları yaparsak eksi ile eksinin çarpımı artı verir. Artı ile artının çarpımı da artı. Yani 3 üzeri. Üstleri toplarsak 6 eksi 6 0 eder. 3 üzeri 12 bölü 3 üzeri 8 kalır. Tabanlar aynı olunca üstleri çıkartırız. 3 üzeri 4. Bu da 81'dir. Sekizinci soruya gelsek, sayılarının çözümlenmiş biçimini 10 sayısının üstleri biçiminde yazınız. İlk ile başlayalım. 3124,014. Bu binler basamağı. 3 çarpı 10 üzeri 3. 1000 çünkü 10'un 3. üstüdür. Bu yüzler basamağı. 1 çarpı 10 üzeri 2. Bu onlar basamağı 2 çarpı 10 üzeri 1. Bu birler basamağı 4 çarpı 10 üzeri 0. Bu onda birler basamağı. Onda 1 demek 10 üzeri eksi 1 demektir. Ama 0 ile çarpılacağı için yazmamıza gerek yok. Burası yüzde birler basamağı 1 çarpı yüzde 1 10 üzeri eksi 2 demektir. Bu binde birler basamağı, binde bir, 10 üzeri, eksi 3 demektir. 10'un üssü biçiminde bu sayının çözümlenişi budur. İkincisine gelecek olursak, 1, 0, 1, 0, 4. Bu
10 binler basamağıdır. 2 çarpı 10 üzeri 4. 10 bin 10 üzeri 4'tür çünkü. Artı. Binler basamağı yok. 0. Yüzler basamağı yok. Onlar basamağı yok. Birler basamağı var. 5 çarpı 10 üzeri 1. Artı. Onda birler basamağı yok. Yüzde birler basamağı 1. 1 çarpı 10 üzeri eksi 2. Binde birler basamağı yok. 10 binde birler basamağı 4. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu sayının da çözümlenişi budur. Dokuzuncu soruya gelirsek. Eksi 2 üzeri eksi 1. Eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Eksi 2 üzeri eksi 2. 1 bölü 4'e eşittir. Bunun paydasını 2 ile genişletecek olursak. Eksi 2 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Eksi 2 eksi 1 daha. Eksi 3 bölü 4 olarak bunun sonucunu buluruz. Onuncu soruya gelsek. Hepsinin tabanı 2'ye çevrilebilen bir çarpma bölme işlemlerinden oluşan bir ifade görüyoruz. Önce işaretlerin kararlarını verelim ve hepsini de 2'ye çevirelim bu esnada da. Bu 2 üzeri 3'ün 12. üssü. Herhangi bir işaret kararı vermemize gerek yok. Buradakinde bir işaret kararı vermemiz gerekiyor. Dışarıdaki tek üs olduğu için bu eksi kalmaya devam edecek. Eksi 2 üzeri 2'nin 5. üssü. Eksiye karar verdiğimiz için bir daha asla parantez içinde yazmayacağız. Çarpı. Buradaki parantez dışındaki üs tek üs olduğu için bu eksi kalmaya devam edecek. Çift üs olsaydı o artıya dönüşürdü. 2 üzeri. Eksi 4 ile 7'yi çarparsak eksi 28. Bölü. Aşağıdaki bu eksi kalmaya devam edecek. Zaten parantez yok. Ve tek üs var zaten. Eksi 16 2'nin 4. üssüdür. İşaretin kararını verdik. Bir daha parantez içine koymuyoruz. Buradaki 3 ile 12'yi çarparsak 2 üzeri 36 çarpı eksi 2 üzeri 10 çarpı eksi 2 üzeri eksi 28 bölü eksi 2 üzeri 12. Önce yukarıdaki işlemi yaparsak bunun işareti artı, bunun işareti eksi, bunun işareti eksi. Çarparsak yukarısının işareti artı çıkar. 2 üzeri. 36 ile onu toplarsak 46. 28'i çıkartırsak 18. Tabandan aynı süsler toplanır çünkü. Bölü. Aşağıda eksi 2 üzeri 12 var. Artının eksiye bölümü eksi sonucunu verir. 2 üzeri. 18'den 12'yi çıkartırız. Tabandan aynı süsler çıkartılır. 6 kalır. Eksi 2 üzeri 6 da bize eksi 64 sonucunu verir. On birinci soruya geçtik. 5'in eksi birinci üstü, 5'in sıfırı, 5'in birinci üstü işleminin sonucu kaçtır? 5 üzeri eksi 1, 1 bölü 5 demektir. 5 üzeri 0, 1 demektir. 5 üzeri 1 de 5 demektir. Önce şu ikisini toplarsak. 1 bölü 5 artı 6. Buradaki 5 ile 6'yı çarparız 30 eder. 1'in üzerine eklersek 31 bölü 5 cevabımız. On ikinci soruya baktığımızda bu 5'in büyüsü, buradaki de 5'in büyüsü, buradaki de 5'in büyüsü ve bir denklem var karşılıklı. Hepsini 5'e çevirelim. 5'in karesinin 8. üssü çarpı 1 bölü 125, 5'in eksi 3. üssüdür. 5'in eksi 3. üssünün eksi x'inci üssü. Buradaki 1 bölü 5 üzeri x artı 1 var. 5 üzeri x artı 1 aşağıdan yukarı alalım. Üstünün işareti değişir. 5 üzeri eksi x eksi 1 olur. Devam edersek işlemlerimize. 2 ile 8'i çarptık 16. Eksi 3 ile eksi x'i çarptık 5 üzeri 3x. 5 üzeri eksi x eksi 1. Buradaki çarpmayı gerçekleştirsek tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarız. 5 üzeri 16 artı 3x. 5 üzeri eksi x eksi 1. Tabanlar aynı olduğu için üstleri eşitlememiz gerekir. Çünkü tabanlar aynıysa üstler de eşit olmalıdır. 16 artı 3x eksi x eksi 1.
Şu eksi x'i bu tarafa alırsak 4x. Bu 16'yı diğer tarafa atarsak eksi 16 geçer ki eksi 17 olur. X de buradan her iki tarafı 4'e bölersek eksi 17 bölü 4 olarak çıkar. Üçüncü soruya gelirsek, buradaki 0,006'yı 10'un üssü biçiminde yazalım. Bu 6 bölü 1000'dir. 6 bölü 10 üzeri 3 olur. Yani kısacası 6 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Kaç tane virgülden sonra sayı varsa o kadar 10 üzeri eksi üssü yanına gelir. Çarpı 10 üzeri 8 var. Bölü 0,3 3 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Yanında da 10 üzeri eksi 4 var. Şu önce yukarıyı bir düzenleyelim. 6 çarpı 6 bekler burada. 10 üzeri olanlar işleme girer. Üstleri toplanır. 10 üzeri 5 eder. Bölü. Aşağıda da 3 çarpı. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplanır. 10 üzeri eksi 5 eder. 6'yı 3'e bölersek 2 eder. 10 üzeri 5'i 10 üzeri eksi 5'e bölersek üstleri çıkarılacağı için 5 eksi eksi 5 olacak. Çok dikkatli olmalıyız orada. 2 çarpı 10 üzeri 10 sonucunu buluruz. Dördüncü soruya geldiğimizde pay kısmında bir toplama işlemi var. Arkasından bölme işlemimiz. Öncelikle pay kısmındaki toplamayı yapmalıyız. Fakat taban ve üstler eşit olduğunda katsayılar yapacağız. Şuradaki artı 1'i ayırmalıyız. 6 çarpı 6 üzeri x artı 6 üzeri x bölü 6 üzeri x eksi 1. Yukarıda 6 tane 6 üzeri x ise bu 6 üzeri x'in katsayısı yazmayınca 1 vardır. 1 tane 6 üzeri x'i topluyoruz. 7 tane 6 üzeri x olur. Bölü. Şuradaki eksi 1'i de ayırırsak 1 bölü 6 çarpı 6 üzeri x. 6 üzeri x'ler birbirini götürür. 7 çarpı 6 bölü 1 diye ters çevirir. Cevabı 42 olarak bulur. Beşinci ve son sorumuza geldiğimizde yine benzer bir şekilde 14. sorudaki gibi üstte bir toplama var. Taban ve üstlerde hep 5 üzeri x bırakalım. 5 üzeri x artı. Buradan bir 5 ayırırsak 5 çarpı 5 üzeri x. Buradan ise 2 tane 5 ayırmamız gerekiyor. 25 çarpı 5 üzeri x bölü 5 üzeri x var. Burada katsayısı yazmadığı için 1 var. 1 tane 5 üzeri x, 5 tane 5 üzeri x, 25 tane 5 üzeri x. 1, 5, 6 eder. 25 daha. 31 tane 5 üzeri x eder. Bölü payda da 5 üzeri x var. 5 üzeri x'ler birbirini götürürse 31 sonucunu bu. Bu şekilde bu çalışma kağıdını da noktalamış oluyoruz.